Selam millet, hepiniz hoş geldiniz. Nirvana TV ekranlarından kucak dolu saygılar, sevgiler. Age of Civilizations 2 serimizde, Büyük 3 Türkiye projemizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde Avrupa'da oldukça ilerlemiştik. Burada Kanada'nın toprağı var ama Kanada'ya şu anda girmek çok akıllıca bir iş değil gözüyle bakıyorum. İrlanda var ve Birleşik Krallık var. Birleşik Krallık'tan çok fazla asker çıkartır. Rusya buraya nasıl aldı ya? Allah Allah. Rusya bu iki yere almış. Enteresan. Finlandiya sanırım Rusya ile mi savaş halinde? Bizi dost medeniyet olarak kabul ediyor ama aynı zamanda da düşman olarak görüyor. Nasıl olacak bu iş? Şimdi şöyle bir yapabiliriz. Hedefimiz İrlanda olarak güncelleniyor şu anda. Ama tabii ki buradan bir asker çıkartması sanırım yapamayacağız. Çünkü asimile süreci daha bitmediği için asker basamıyorum. O nedenle şuradan bir oldukça fazla asker sayısına sahibiz. Bir süre Avrupa'dan asker çıkartalım. Seri olaraktan asker basalım bu taraflara. Burada liman yok. Burası Almanya. İyi de benim orada tek bir yer olarak nasıl kaldın sen orada ya? Dursan ben o toprağı da alayım da en azından oradaki bütünlüğü sağlamış olalım ya. Bu iş çok güzel ya. Bak bas basa bildiğin kadar asker. Çevir bir tur daha. Askerler geldi. Asimile olmayan yerler varmış. Şu asimile süreçlerine bir ilgilenelim. Nerede kalmış? Tamam. Yeterlidir. Şuradan... Oo, hazine boş. Ağır oldu. Şuraya bir alalım. Buradaki asker milyonu akabinde şöyle yapabilirim bak. Yapma, yapma. Tamam, tadında bırak, yapma. Seni de buraya atalım. Şuradan ne çıkartabiliyoruz? Garibim ya. Asker mesela çıkmıyor ki buralardan hiç. Maksimum kapasite belli. Oo, burası iyi asker verdi. Finlandiya'da buradan alırsak en azından şuradaki Rusya'ya komşu olmuş olacağız. Zaten komşuyuz. En azından bir iki yerden daha komşumuz olacak. Bu bölgeyi de iyice kapatırız. Burası bu taraf için olan plan. Etiyopya beni çok yorabilir. Ama Sudan oldukça küçüldü şu an için. Sudan'ı aradan çıkartabilirim. Gerçekten Sudan'ı aradan çıkartabilirim burada da. Bizim için de bir değişiklik olmuş olur böylece. Burada hiç asker basamıyoruz gibi bir şey zaten. Bak şöyle yapalım. 9000 askerimizin burada ne işi var şu an için? Sizi... Şuraya alayım ben. Abu Dhabi'den iyi asker çıkar. Sohar'dan da çıkabilir. En azından işimize yarayacak kadar. Sudan hedeflerimiz dahilinde. Buradan asker çıkmıyor zaten. Kasamızda para yok yeteri kadar. Asimile işlemleri güzel. Savaş tazminatı geri ödemesi. Savaş tazminatına bağlamıştık Kanada'yı. Doğru. Aferin. Asimilelerimiz devam ediyor.
Kanada ilişki geliştirmek istiyormuş. Geliştirebilir. Sıkıntı yok bizim için. Şu anda herhangi bir şey yapmayacağım. Sudan tarafına geri geldim tekrardan. Buradan ne çıkartabiliyorum diye. Burada 2000 askerim var. Sen buraya gelebilirsin. Doha'da da güzel askerim var. Sen de buraya gel. Benim aslında şu bölgeye birazcık adam takviyesine ihtiyacım var. Şuradan belki bir şeyler çıkartabiliriz asker olarak. Sonuçta daha öncesinden beri bizde ama bundan asil süreci daha devam ediyor galiba. Aynen. Ya hiçbir şey yok şu anda burada. Sen burada birleş be. Tamam. Bir tur döndürelim. Güzel. Siz limana inin. Siz de limana inin. Limandan buraya adam çekebiliriz. Daha da rahat çekelim bu sefer. Hızlı bir şekilde tur atlarım. Hem paramız biriksin hem de gerekli işlemlerimiz yapılsın diye. Biz İspanya ile savaş halinde değiliz. Bu kim? Bir saniye ya. Şunlar mı? Togo mu? Değil. Ben mi yanlış görüyorum arkadaş? Kim saldırıyor bize şu anda ya? Bak. Sen kimsin abicim? Cezayir'e benzettim ben bunda değil. Fas. Fas'ın toprakları burada. Tamam, Fas kaşınıyorsa biz de o zaman Fas'ı kaşırız. İlişkiler durumumuz nasıl bizim? Burası devam ediyor da. Kanada askeri erişim istiyor ama Kanada kimle savaş halinde? Birleşik Krallık'la. Ah, reddedecektim onu. Ya bir cepheye hedefler nişan kendi kendime odaklıyorum. Ondan sonra başımıza farklı şeyler geliyor. İspanya'da aramız nasıl? İyi. Şimdi Hacı abi sen bize bir askeri erişim için izin ver be. Sen bana askeri erişim için Fas için rengini değiştirdi. Güzel. O zaman yapacak iş belli. Biz buradan çok temiz adam basacağız ve yardıracağız. Ben oradaki asker sayısını 300 olarak hatırladım. Niye öyle bir hata yaptım ben? Güzel. Maldivler ticaret talep ediyor ama geri çevireceğim. Şu anda yapacağım bir şey yok. Koalisyon kuramam sizlerle. Şurayı bir kuvvetlendirelim tekrardan hızlı bir şekilde. Uzun zamandan beri çünkü elimizde olan topraklar bunlar. En azından tamamdır. Buraya pastan almıştık biz, doğru. Roma'dan adam çıkartalım. Fas çıkartma yapacak çünkü oraya belli oldu. Küçücük adadan 3000 asker çıkıyor arkadaş. Nasıl bir iştir bu ya? Bak şimdi. Hemen geri vites yapıyor bu da ya. Çok temiz asker çıktı. Tamamdır.
Ya hak deyip fasıl üstüne doğru. Şu anda ilerliyorum. Başka çaremiz yok. Çok sabrettik. Ama olmadı. Yok, sen de şöyle gel. Kıyıya şuradaki askerlerden göndereceğim. Abicim sen buraya gel de geride çok fazla adam bırakmayalım bence. Sakatlara belli olmaz. Fazla adam getirirler bize. Teknoloji level attık. 1.12 olduk. Teknoloji puanımız ilerledi. Vergi gelirini artık arttıramıyorum. Araştırmaya versem ordu bakımı yönetimi mi? Ordu bakımına veriyorum biraz daha. En azından hedeflediğimiz yerlere gelebiliriz. Bunların amaçları oldukça sakat yalnız şu anda. Fas hiç iyi niyetle gelmiyor şu anda üstümüze. Aa, sen de mi bu tarafa geçiyorsun? Sen de şuradan çıkartma yap bari. Başka çaresi kalmadı bunların. Buraya destek atmamız lazım bizim ya. Acil bir şekilde destek atmam lazım. Sen yine buradan bir asker çıkartabiliyor musun yiğidim? Canımsın sen benim. Adadaki asker stoğunu fazlalaştıralım. Adadan direkt kıyı çıkartması yapalım. Bunlar bizi çünkü bayağı bir zorlayacak gibi yok artık. Abi sen buraya bir gir. Siz şuradan ilerleyin. Bu abiler bizi fazla hafif aldı. Öyle bir uç askerle gelip almakla olmuyor bu işler. Ben buraya çıkartmıyorum. Burada bir toplanın be. Fas için inanın bir şey yapmadık aslında ya. Yani adamlar çok zorladılar. Kendi kendini zorladılar. Biz bekledik sükunetle. Yani olmasın. Ama bitti. Feridos hükümet ilan etti bizi. Kendilerine teşekkür ediyoruz bu ince ve zarif düşünceleri yüzünden. Kazakistan burada. Kazakistan çok fazla büyüdü. Kazakistan'ı ne yapacağız bilmiyorum. %9'da burada bir sıkıntı çıkabilir gibi geliyor bana. Peki Portekiz ne bize savaş açtı şu anda? Danimarka'ya bir nebze olsun anladık. 6 tane daha yeri var bunun şu anda nerede tamam. Şimdi ticaret talep et. Şöyle yapalım bak. Savaş ilan edersen bunlara karşı sana ben çok temizim yok artık abartma. Altın veririm.
Sen gel buraya savaş aç. Cansın sen ya. Vallahi kafan çalışıyor, cidden. Danimarka burası mı? Fas'ın toprakları bizimdir. Hayırlı olsun arkadaşlar. İstediğimiz yerlere kavuştuk bu şekilde. Şimdi öncelikle şuradan ben zaten bunun üstünde bir hakkımız vardı. Şuradan bir şey çıkartabiliyor muyum? Çıkartabiliyorum. Bu mu? Bu Danimarka'nın başka nerede toprağı vardı? Hatırlayan var mı? Bakalım ne getirecek burası bize. Şimdi peki, ey yavrum benim be. Eğer adamlar İspanya'nın başını yerse fena gülerim. Ya o kadar İspanya'ya adamlara gaz verdik. Neyse, İspanya'nın orada bütünlüğü sağlaması lazım. Alsın, benim için acelesi yok o işin. Ben şuradan Almanya'yı almam lazım. Yani yok. Ultimatom vereyim. Eyaletini talep ediyorum senden. Merkel kabul et bence. Başka seçeneği yok çünkü. Danimarka kendi kendini bacağına sıktı. Kendilerine teşekkür ederiz bu hususta. Brun adalarıyla savaş halindeyiz. Neden bilmiyorum. Yeni detay belirlemem lazım kendime. Çok sıkıcı olmaya başladı burası. İyi. Onlar kaçıyor. Portekizler kaçıyor. Onlar kovuluyor. Teknoloji puanımız 60, bir tane daha. Ekonomik büyümeye veriyorum. Kanada ile süremiz doldu. Portekiz gitti. Salaklar. Güzel. Denge politikasını iyi bir şekilde götürebiliyoruz en azından. Şimdi asıl amaçlarımızdan bir tanesi bizim girmek istediğimiz yerlerden bir tanesi. Bak, bizim sesini kısıyorum. Çok bağırıyor çünkü. Eritre değil de Sudan'a. Sudan buradaki şeyi tamamlamış sanırım. Doğru mu? Kimle savaş halinde? Etiyopya ile, Eritre ile ve Saint Laurent'le savaş halinde. Benimle dost gibi görünüyor ama benim onun için yapacak bir şeyim yok. Çünkü o bize bak zamanda yapıştırmıştı. Ben buna savaş açarsam bu benim başım burada yakar mı? Şimdi sorunum şu, arka tarafta yeteri kadar asker barındıramazsam en küçük darbede içeriye kadar gidiyor bunlar. Yani köşeye sıkışmış gibi görünüyor şu anda ama çok da köşeye sıkışmış durumda değil bence. Yani şahsi görüşüm, bilmiyorum ya da. Senden bir şey çıkar mı? Çok güzel. Buraları asimile süreçleri oldukça ilerlemiş. İyi askerler çıkartabiliyorum oradan. Çok iyi mal yapmış burası falan diye böyle. İnce espriler. Brezilya krallığına bir hakaret veriyor. Salak mısın abicim sen ya? İyi versin efendim. He, Portekiz'i aldık diye. Yani Portekiz'i aldırdık diye herhalde. Tamam, şuradaki durumlara bakalım. Güzel. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Şimdi bak. Sen şuraya bir 1000 askerini paylaş da. Ayıp olmasın. Şurada hiç asker yok. Ha, bir asker basıyoruz şu anda. Sudanlı yetkililere. Savaş hazırlan ne demektir ya? Biz direkt savaşa gidiyoruz arkadaş. Selamünaleyküm. Orada hiç adam yokmuş ya. Biz onu hesaba katamadık değil mi?
Abi sen buradan deseyi çıkarsın. Hadi bakalım kazancı berk olsun. İyi, 150 adam yine oradan aldı ya. Vallahi hiç ümidim yoktu ama. Çok güzel. Siz bu tarafa doğru ilerleyin abi. Şuradan bir asker bloğu çıkartalım birazcık da. Böl, parçala, yönet. Sen de buraya gir. Sen şimdi burada kal abicim. Çok fazla bir dirençle karşılaşmadık Sudan'da. Ben seni buraya niye sokmadım ya? Şimdi sen şuraya bir asker aktar da. Bu havai akıllar. Aa, mis gibi gel. Yapma, yapma. Etiyopya'da abilerimiz kızmasınlar bize de sonra. Benim de onlar falan gibilerinden. Güzel, iyi mücadele veriyoruz. Gidişat iyi şu an için. Sudan'ı hemen hemen ezdik gibi bir şey. Sen buraya gir artık. Sen buraya gir. Sen buraya al. Sen buraya al. Sen buraya al. Güzel. Girin abiciğim. Girin abiciğim. Sen kimsin ya? Ulan. Neyse. Portekiz'e barış teklif etti de Portekiz'e teklif edecek barışı Portekiz gidebilir. Endonezya ve burasıyla. Oh, parayı da çok büyük içeride. Bak çok güzel oldu burada ya. Gerçekten mükemmel bir asimile süreci yaşıyoruz. %99'luk bir asimilasyon sürecimiz var. İstikrar çok iyi gidiyor. Ama işte Sudan'ı aldık, işin rengi değişecek büyük ihtimalle. İşleri geliştirdim, bir anda artıya çıktık. İlişkileri geliştir bakalım. Bu kadar tur gerek yok bence ya. Sen 12 tur yeterli sanırım. Portekiz'e ne oldu? Portekiz nerede şu anda? Kalmadı. Libya'ya ya da işte buralara hallenebilirim ama şimdilik iyi gidiyor gibiyiz. Bir saniye, Sudan'ın başka yer toprağı var mı? Sudan'ın şu anda Sudan Cibuti nedir ya? Değil. Sen bir dur. Somali, Tanzanya. Yok. Tamam, gel sen buraya. %100 yapamadığımız için seni bekleyemeyeceğim bu kadar uzun süre. Şimdi hepsini al dediğim zaman hepsini verir mi sizce? Verdim. Libya, sen kime karşı askeri işi istiyorsun? Libya neredeydi? Şuradan bir yere gidecek bu ama nereye gidecek ki bu? Libya, sen kimle savaştasın ya? Kim bu? Endonezya ile. Endonezya nerede? Sen Endonezya'yı nereden bulma savaş açtın bu oğlum? Şimdi aldık. Geri çeviriyorum. Para verirsen kabul ederim hocam. Şu anda yani durumlar belli, ekonomik sıkıntı yaşıyoruz. Yaşamıyoruz da. İstemem, cebime koy.
Çaktırmadan. Görmedim ben. Böyle bir işim yok benim ya. Sen bir... Abicim anladık bunu tamam da. Yani Endonezya'nın bu kadar toprağı mı kalmış? Şimdilik bence iyi gibi. Evet arkadaşlar, Büyük Güç Türkiye projemizi burada sonlandırıyorum. Savaşlarımızı ve fetihlerimizi bir sonraki videoda devam edeceğiz. Şöyle geniş açıyla alalım. En azından ne kadar ilerlediğimiz daha net bir şekilde görebiliriz. Ya çok güzel ya. Hakikaten istediğimiz topraklar, istediğimiz bir görüntü. Kendinize çok dikkat edin. Videoyu ve seriyi beğendiyseniz beğenerek ve yorum atarak kanala destek olabilirsiniz. Abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Kendinize çok dikkat edin tekrardan. Hepinize bol oyunu ve bol fethiyle günler diliyorum. Bir sonraki videoda aynen burada kaldığımız yerden devam. Hoşçakalın.